Ben Recep Bahar. Bir başka Yeni Mesaj programında birlikteyiz. Bugünkü programda Bolivya'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Malum bu sene Türkiye'yi de ziyaret eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, pazar günü postmodern bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı ve Meksika'ya iltica etmek zorunda kaldı. Bunu analiz etmemiz lazım. Buradan çıkarmamız gereken dersler var. Morales döneminde Bolivya'da fakirlik %45 azaldı. Sosyal harcamalar %43 arttı. Asgari ücrete %88 oranında zam yapıldı. Bütün bu gelişmelere rağmen Morales görevinden uzaklaştırıldı. Morales'in de kendine özgü bazı hataları var. Bunun altını çizmekte fayda var. 2016 yılında Morales'in normalde görev süresi sona ermişti. Ve burada bir referanduma gidildi. Tekrar seçilebilmek için. Halk buna onay vermedi. Ardından Anayasa Mahkemesi ile tekrar seçilme hakkı elde etti. Ve neticede 20 Ekim'de bu sene ülkede seçimler yapıldı. O seçimleri kazandı ancak muhalefet bu kez kazan kaldırdı ve neticede bu süreç yaşandı. Brezilya'da şöyle bir gelişme yaşanmıştı. Lula Brezilya'nın efsanevi devlet başkanıydı. İki dönem seçildi, ondan sonra işi tadında bıraktı ve çekildi. Morales bunu yapmadı. Bunun altını çizelim. Ama bu hiçbir şekilde Morales'in postmodern bir darbeyle görevinden uzaklaştırılmasını haklı kılmaz. Bu işin arkasında Amerika'nın Bolivya'nın zengin lityum kaynaklarına çöreklenme arzusu var. Bolivya dünyadaki lityum kaynaklarının %50 ya da 70'ine sahip. Lityum özellikle elektrikli araçlardaki piller için son derece önemli. Amerika ile Çin arasında bu konuda müthiş bir mücadele yaşanıyor. Dolayısıyla kim lityum kaynaklarına sahip çıkacak? İşte bu çerçevede bu darbe anlam kazanıyor. Evet, lityum savaşları bir bakıma Latin Amerika'da yaşanıyor. Ama bunun ötesinde bizim çıkarmamız gereken dersler var. Malum CIA sadece Bolivya'da değil, Arjantin'de değil, Şili'de değil, Brezilya'da değil, geçmişte Meksika'da değil, Asya'da, Pakistan'da, Tayland'da askeri darbeler organize etti. Bütün bunların arkasında bir takım siyasi çıkarlar var. Türkiye'de organize etti. 1960 yılında Menderes Sovyetler Birliği'ne gidecekti. Bir askeri darbeyle alaşağı edildi. Yine 1971 yılında Demirel Aşaş hekimini serbest bırakmıştı. Bir askeri müdahaleyle karşılaştık. Yine 1980 yılında Yunanistan NATO'nun askeri kanalına girmek istiyordu. Türkiye bunu veto ediyordu. Yine bir askeri müdahale oldu. 97'de yine bir başka gelişme yaşandı. Türkiye ile İran karşı karşıya getirilmek istendi 28 Şubat sürecinde. 15 Temmuz'da yaşananlar var. Bütün bunlar bize bir şeyler anlatıyor. Dolayısıyla Bolivya'da yaşananlar da bu istikamette. Peki ne olması lazım? Bunun altında yatan temel gerekçeyi ortaya koyalım. Eğer siz ordunuzu Amerikan silahlarıyla donatırsanız ki Latin Amerika ülkelerinin tamamı neredeyse Amerikan silahı kullanıyor. Bu önemli. Donatırsanız bu tür süreçlerle karşılaşıyorsunuz. İki, ordunuzu yine Amerikan konseptine göre eğitirseniz benzeri şeylerle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla tarihten ders almak lazım. Başka ülkelerin hikayelerinden, yaşadıklarından ders çıkarmak gerekiyor. O açıdan milli silah teknolojileri son derece önemli. Bunun altını özellikle çiziyoruz ve Bolivya'dan çıkarmamız gereken dersin de ana hattıyla bu olduğunu ortaya koyuyoruz.